Ben Bilgecan Bakış. Neler satıyorsunuz? Neler var tezgahta? Tezgahlarımızda hepimizin, arkadaşların el emeği olarak takıdan tutun örgüye, ondan sonra cıma çantalarımız var. Ondan sonra arkadaşlarımız makrumeden yapıyorlar. Ben kendim de yapıyorum. Liflerimiz var. Ondan sonra çantalarımız var. Boncuk işi takılarımız var. Kazaklarımız, şallarımız, hepsi el emeği. Kendimiz yapıyoruz. Kendimiz de satıyoruz. Satmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Peki bu el emeğinin masrafı nasıl? Arttı mı masraflar? İplerde, boncuklarda durum nasıl? Artmaz olur mu? Hem de nasıl? Boncuklarda arttı. Lif ipi 30 liradan aldığımız lif ipleri şimdi oldu 45 lira, 50 lira. Ondan sonra yaptığımız hırkaların, çantaların hepsinin fiyatı artıyor. Hepsinde şeyleri farklı. Makrume iplerinden tutun, kotun iplerimize kadar var. Hepsinin fiyatı artıyor. Ama ne yazık ki biz burada fazla artış yapamıyoruz. İnsanlara pahalı geliyor. Ama öyle değil işte. Ne yazık ki biz de gittik bugün yaptığımız ürünü bir hafta sonra ipini almaya gittiğimizde aynı fiyata alamıyoruz. Malum markete de gittiğimizde, pazara da gittiğimizde fiyatlar hep değişiyor. Yani eve de gittiğimizde kendi evimizin işleri, güçleri bize bakıyor. İşlerimizi hallettikten sonra tekrar oturuyoruz, takıyoruz gözlüğümüzü, el emeğimizle, kendi şeyimizle, inciğimizi, boncuğumuzu, tığımızı, şişimizi alıp yapıyoruz, çalışıyoruz. Kendimizde aslında bir nevi hem ev bütçesine katkıda bulunmak, hem kendimizi böyle daha özgür, daha rahat, hani bizim de bir şeyler yaptığımızı, ev kadınlarının da boş durmadığını göstermeye çalışıyoruz. Kendi emeklerimiz de burada satıldığı zaman mutlu oluyoruz. Biz insanların buraya gelmesini, biz ev hanımlarına destek olmalarını istiyoruz. Hani en azından alışveriş olmasa bile bir gelsinler, görsünler, fikir edinsinler, kendileri de bir şeyler yapsınlar. Yani boş durmak güzel bir şey değil. Evde iş yapmak da güzel. Ama gelip kendi ürününü yapıp da burada satmak, kazancını, emeğinin karşılığını almak çok güzel bir şey. Onun için biz de herkesten bize destek olmalarını istiyoruz. Özellikle belediyelerden de istiyoruz. Biz ev hanımlarına kendilerini, ürünlerimizi tanıtabilmemiz, satış yapabilmemiz için hani satış yapacağımız yerleri bize temin etmelerini istiyoruz. Sabah saat 8.30-9'da arkadaşlarımız geliyor. Akşam 5-6'ya kadar burada duruyoruz. Ondan sonra da evlerimize dağılıyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Birlikte bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlarla birlikte. İnşallah güzel satışlarımız olsun hep birlikte. Teşekkür ediyorum. Emek pazarında yaptıklarımı satış amaçlı ama daha çok sosyalleşmek amaçlı buradayım. Feriköy pazarındayız ama cam altları ve takılarla geri dönüşüm yapıyorum ben arkadaşımla. Eski olan ürünleri, eski takıları, eski çerçeveleri, eski olan her şeyi yeniye çeviriyorum. Para harcamadan, yani bütçemizi böyle çok zorlamadan, çünkü sonuçta emekliyim. Ve bunları dönüştürerek satışa sunuyorum. Bunların hepsi 80'ler 90'lardan kalma çerçeveler. Bunları değiştiriyoruz, boyuyoruz ve cam boyası gibi pahalı ürünleri de almadan boyuyoruz. Elimizde ne var ise. Takılarda da eski taşları, eski boncukları bozarak, kırarak ya da kırıkları da değiştirerek bu hale getiriyoruz. Yani sonuçta bütçemizi zorlamadan bir değişim içindeyiz. Bütün arkadaşlarımız burada bir şeyler yapmaya çalışıyor ve herkesi Feriköy Emek Pazarı'na bekliyoruz. Kesinlikle şimdi emeklilerin sosyalleşmesini istiyorum ve bu şekilde zaten bütçelerine katkıda bulunurken de çöpe atacağımız ürünlerin bile çok güzel bir hale geleceğini göstermek istiyorum aslında. O yüzden hani param yok, ben bunu alamıyorum demek yerine elindekilerden bir şeyler çıkarabileceklerini herkese tavsiye ediyorum. Biz her şey yapıyoruz. Örgüye dair, amigurumiye dair. Şu anda masamızda yok ama amigurumi, oyuncaklar, örgü, her şey yapıyoruz. İpler yani ayda 4 kere 5 kere zam oluyor iplere. Bu da bizi zorluyor, alıcıyı da zorluyor. Otomatikman onlara da yansıyor. Hobi diye başladık ama gelir döndü. Her ikisi birden oldu şu anda. Yani maalesef fiyatlar böyle olduğu müddetçe alım gücü düşüyor. Düşüğü içinde bizlere de yansıyor. Biz de bekliyoruz müşteriler gelsin diye. Maalesef Türkiye'nin ekonomik koşulları bizi de etkiledi. İp fiyatları sürekli artıyor. Maliyetler, kumaşlar da artıyor. Satışlarımızı tabii ki etkiliyor. Burada bir şekilde var olmaya çalışıyoruz. Zaman içerisinde eminim ki müşterilere daha çok ulaşıp daha çok satış yapabileceğimizi düşünüyorum. Biz burada hem
birbirimizi tanımak, hem dost hem arkadaş hem kardeş birbirimizin elini tutarak bu pazara çıktık. Kendi ürettiklerimiz, kendi emeklerimiz, yani tek eksiğimiz müşteri olmaması ve tanıtım yapılmaması. Sizler bizi duydunuz, geldiniz, teşekkür ederim. Emeklerimizi sergiliyoruz. Onları sergileyip satış yapabilmek. Başka bir şeyimiz yok. Ben başladığımda boncuklar 10 liraydı. Şu anda 50 lira ve gramını düşürerek. Bu hani biz 50 gram diye alıyorduk. Şu anda 30 grama düşüp. Fiyatlarımız çok yüksek değil. Yani gerçekten ucuz piyasaya ve biz zaten ucuz şeyleri yaptığımız, sattığımız ürünler kendi emeğimiz. Yani bilmiyorum. Eşim emekli, ben değilim. Şimdiki emekli maaşıyla neler yapılır? Hiçbir şey yapılmıyor. Hayat çünkü o kadar uçmuş gitmiş ki biz gerçekten zor günler yaşıyoruz. Çok zor günler. Hem yoksulluk hem yoksunluk var. İkisi de var. Bugünleri inşallah daha güzelliklerle atlatabiliriz. Yani tek dileğimiz bu.